Özetleyeyim şimdi, buradan okumak vakit alır. Bu kitap zaten birçok kimsede var, okursunuz. Şimdi bana şöyle söylemişti. Keçi Belamet o toplantıda vardı. Ahmet Vanlıoğlu vardı. Abdullah Uslu Osmanoğlu vardı. Öldürülen Bayram Ali Öztürk vardı. Bayram Ali Kara Mustafaoğlu vardı, o yaşıyor. Hızır Hoca da öldürüldü, o da vardı. İşte bunların olduğu toplantıda Mahmut Efendi bana dedi ki, şöyle alnı, kendi alnını gösterdi. Dedi ki, Evliyaullah'ın alnı mirat ilahidir. Yani Allah'ın aynasıdır. Orada Allah görülür. Yani alnına baktın mı Allah'ı görecekmiş. Cenab-ı Hak orada tecelli eder dedi. Delilin nedir dedim. İşte Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a diyor ki ya, Estağfirullah Rabbi erini anzu ileyk. Ya Rabbi bana görün de sana bakayım diyor. Allah-u Teala ne diyor? Len terani, sen beni göremeyeceksin. Dedim Allah-u Teala göremeyeceksin demiş. Ama velemma tecella ilel cebeli, bu kadar. Devamı yok. Allah daha tecelli etmedi mi yani? Allah daha görünmedi mi dedi. Peki şimdi Allah'ın dağa görünmesi başka, dağda görünmesi başka değil mi? Şimdi Allah bana görünür demiyor. Benim alnımda görünür diyor. Ve buna delil de Allah daha tecelli etmedi mi sözü. Şimdi o dağa görünüyor. Ama dağda görünmüyor Allah, haşa. Dedim yani Allah dağa göründü başka, dağda göründü başka. Yani bu nasıl? Sonra dedim, hadi bunu değiştirelim de sana göründü diyelim. Allah dağa göründüğü zaman dağ parça parça oldu. Musa Aleyhisselam da baygın düştü. Hah dedi, işte dedi şey, dağ gibi, mürit de Musa Aleyhisselam gibidir dedi. Şimdi bakın aynı mantık Süleyman Aleyhisselam'la o kişi. O kişi şeyhi temsil ediyor. Süleyman Aleyhisselam ondan yardım istiyor. Onların mantığında geçiyor. Yani. Süleyman Aleyhisselam mürit olmuş oluyor. Burada da Mahmud Efendi şey Musa Aleyhisselam da mürit konumunda oluyor. Diyor ki işte şeyhler dağ gibi, Musa Aleyhisselam da mürit gibidir. Dedim ki peki Allah dağa tecelli ettiği zaman, hani sen dağda tecelliyi bıraktık, hadi dağa tecelliyi. Dağ paramparça oldu, sen niye parçalanmadın dedim. Hemen konuyu değiştirdi. Şimdi burada böyle bir mantık var yani bunlarda. Bakın şimdi kibiri görüyor musunuz? Yani tevazu kalıpları içerisinde bir kibir. Öyle bir noktaya çıkarıyor ki kendisini, Musa Aleyhisselam ancak onun müridi oluyor.